Herkese selamlar dostlar. 12 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar günü için 9 tane mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Başakşehir Beşiktaş maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Mart ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Yorum yapmanız yeterli. Daha önce sormuş olduğum Cuma günü Lille-Lyon maçının skorunu bilen de yok. Bilginize. Geçtim bunu. Yüksek misli neler yaptık? Cuma günü. Yüksek misli Cuma gününün tek bir yüksek mislisi vardı. O da yüksek misli Giresun Giresun Karagümrük mücadelesine TG var olarak önerdim. 750 TL'lik bir misli önerdim. Başarılı oldu. Zaten mücadele 2-2 bitti. İlk yarıdan gelen bir karşılaşma oldu. Yüksek mislinin amacı zaten bu şekilde en güvendiğim karşılaşmalar misli alarak da güzel kazanç elde etmek olduğunu söyleyelim. Geçtim bunu da. Cuma kombinesi vardı. Tek bir kombine çıkardım. Yine Cuma kombinesinde kara maçına KG var olarak değerlendirdim. Efes maçına da 168.5 alt olarak aldım. 1, 47 gibi orandan. 2.06 gibi orandan ideal bir kombinemiz vardı ve kazandı. Ve şunu söyleyeyim. Bu kombine Herkes açık Telegram grubuna da atıldı. Zaten Cuma videosunda söylemiştim atılacağını. Oradan da çok fazla değerlendiren olmuş bir sürü mesaj geldi. Tebrikler dostlar. Geçtim bunu da. Herkes açık Telegram grubuna da baktığımız zaman da 5600 kişilik bir grup var. Yorumlar kısmında pazar günü buraya da ekstra canlı maçlar da gelecektir. Sizler de açıklama ve yorumlar kısmında olan bu Telegram grubuna ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bilginize canlılar olarak da dün devam ettik. Baskonya maçına 185.5 üst aldım. Solda gördüğünüz görselde. Inter maçına 1.5 üst aldık. O şekilde canlılarda da ilerlemeye devam ettik. Almanya Bundesliga her yere kaydık kaydık canlılar da bir şekilde topladığımızda belirtelim kazancımızı sağladık diyerekten de geçeyim. Ve sizlerden ricam pazar videosu olmasından kaynaklı videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim güzel seviyede like'lar gelsin diyerekten de başlayalım. Trabzonspor adına demir bir karşılaşmasıyla devam edelim. Trabzonspor'da ortalık karışık. Başkan istifa edince Abdullah Avcı da istifa etti. Abdullah Avcı zaten yeni bir sözleşme yaptı. Önümüzdeki alacak iki sezon parasını da almadı. Sadece bu sezonun parasını alacak. Trabzon burada kendi evinde taraftar önünde. Geçen maçta yenildiler zaten. Ümraniye bir yenilmezlik serisi vardı. Burada biraz daha şu çoban yok başında demek daha doğru olur. Yani teknik direktörsüz Trabzon burada biraz da hücum yapıp savunmayı biraz daha bırakabilir diye düşünüyorum. Adana Demir de keza hücum futbolunda başarılı bir takım olduğundan dolayı tek tercih bu mücadeleye var olarak değerlendirdim. 1.53 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bol şanslar her iki takımın atacağı goller beklenebilir. Fulham Arsenal karşılaşmasıyla devam edelim. Mücadele zaten Fulham tarafında herhangi bir sadece bir kart cezası var da Arsenal tarafında bir forvet sanırım bu maçta olmayacak. Yani Trossard sakat, Enketia şüpheli, Elneni hatta şuradan göster buradan vermiş mi acaba bakalım güzel şeyler şüpheliler iyileşebilir bu maçta forvetli çıkacak Arsenal o zaman bir 39 gibi olan açmışlar ben burada doğrudan bir Arsenal galibiyeti bekliyorum Fulham'a karşı Arsenal'ın ben zaten UEFA Avrupa Ligi'nde çok fazla önemseyeceğini düşünmüyordum. 2-2 berabere kaldı zaten. İyi de oynadılar aslında. Ama öncelik zaten burada. Çünkü Premier Lig yıllar sonra bir Premier Lig şampiyon olma şansın varken burayı boş geçmez bence. Maç sonu doğrudan öneririm sizlere. Skor beklentim 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti olduğundan dolayı da 2.5 üstünde 2 oranı da x 0 gibi oranı var. Yüksek orandan da bunu değerlendirme altına almak isteyenler alabilir. Bilginize bol şanslar. United'la Southampton mücadelesi. soğuk yani zor ya. Şimdi United zaten 7-0 yenildi. Bunu unutturmak isteyecektir. Avrupa'da güzel bir galibiyet aldı. Ligde de şimdi taraftar önünde bir galibiyet almak için oynayacaktır. 1-20 gibi oran açmışlar burada. Southampton'a karşı gol atar mı? Atar. Nasıl atar diye düşündüğümüz zaman da mücadelenin indeks beklentisi 3-0'lık bir skor olduğundan dolayı da mücadelede ilk yarıdan atacağı bir United golü 1 1.35 gibi oranı var. Oran düşmüş. 1.39 seviyesindeydi. 1.35'e kadar düşmüş. United bence mücadelede ilk yerden bir gol bulacaktır. Üstünlüğü de ele alacaktır. Herhangi bir önemli bir sakatlık veya eksik var mı diye baktığımız zaman da şöyle tekrardan bakalım. Hatta şuradan da gösterelim. Greenwood zaten yok. Eriksen'in sakatlığı da devam ediyor. Geçtim bunu da. Sevilla-Almeria mücadelesi. Bu mücadeleyi de nasıl değerlendirme altına aldım? Sevilla'yı zaten inceledik, gördük. 2-0 yendi kendi evinde. Almeria burada düşme potasında. Hemen göstermek istiyorum. Sevilla'nın doğrudan rakibi. İkisi de 25 puanda. Yani Sevilla bunu yenemezse yani olası bir puan kaybı Sevilla'ya moralleri cidden bozar. X0'la üstünlüğü de aldı Fenerbahçe maçında. O yüzden mücadeleyle ben bir Sevilla'nın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Hatta kombinlere bile koymayı düşünüyorum. Bakalım. Yani tek farklı da bir Sevilla galibiyeti de beklediğimi de belirteyim. Sevilla alır burada 1.53 gibi oranı idealden öneriyorum sizlere. 3.5 altını da sizlere 2.19 gibi orandan tekli olarak önereceğim. Sevilla alırsa burada dediğim gibi 3.5 altında kalma şansında mücadelenin fazla. Çünkü doğrudan düşme hattındaki rakibiyle oynuyor. Sevilla da düşme hattında olduğundan dolayı yani biraz da kaliteyi konuşturma zamanı geldiğini söyleyelim burada. PSV ile Kambur'un mücadelesine baktığımız zaman da PSV zaten herhangi bir Avrupa mücadelesinde yer almadı. Elendiler bildiğiniz üzere Sevilla'ya. Ligde oynuyor. Ligde de olası bir şampiyonluk şansı var mı? Var. Zayıf bir rakiple oynuyor. İlk yarı galibiyeti alınabilir burada. İlk yarına 1.31 gibi oran açmışlar. İdealdir. Yani üçlü kombinlerde üçlü 1.30, 1.30, 1.35 koyuyorsunuz ya. O şekilde kombinlerde ilk yarı bir galibiyet alınabilir. Onun dışında diğer seçeneğinde de PSV'nin her iki yarıyı kazanır seçeneği de 1.82 gibi oranı var. Mücadelenin doğrudan 3-0 gibi skorla bitmesini beklediğimi de belirteyim. Her iki yarı PSV kazanan oranı 1.82. Bunu da ekstra olarak değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme Newcastle'la Wolves mücadelesi. Wolves'ın oyunu belli zaten. Yani gol atmıyor da yemiyor da. Yani sevmediğim futbol zevkini düşürüyor. Aslında futbol zevki olarak izleyenin zevk veriyor. Fakat yani maçları kısır geçiyor. Newcastle'ın da son dönemde durumlar malum. Biraz daha düşüşe başladı takım. Onlar da hücum yollarına biraz etkisiz kalmaya başladı. Wolves oynayacaklar. Tam adamları. Mücadele bence 0-0 biterse de şaşırmam. Burada 2.5 alt tercihini, alt tercihini kolay kolay söylemem. Ama mücadele bence olacağı alt gibi geliyor bana. 2.5 alt tercihinin 1.53 gibi oranı var. Bunu da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Mücadelede çok fazla gol beklemediğimi de belirteyim. Werder Bremen'le Bayer Leverkusen karşılaşmasıyla devam edelim. Bayer Leverkusen'in bir Avrupa mücadelesi vardı. Kazanmasını bildi. 2-0 gibi skorla. Burada Werder Bremen'le oynayacaklar. Ve Bayer Leverkusen böyle maçlarda rotasyon yapıyor. Hangi maçtı? Mainz maçıydı sanırım. Gördük o maçta o rotasyonu. Fakat 2-0 üstünlüğünü almışken belki çok fazla rotasyona gitmez gibi geliyor bana burada. Ama ben Verder Bremen'in de bu maçta gol atmasını bekliyorum açıkçası. O yüzden her iki takımın atacağı golleri zaten çok fazla bir oran açmamışlar. 1.37 gibi oran açmışlar. Yine kombinlere girebilecek bir karşılaşma olarak gördüğümden dolayı her iki takımın atacağı golleri değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar mücadelede ben KG var seçeneğini bekliyorum. Buraya da yazmışım zaten. KG var üstte gidebilir de ben direkt doğrudan KG var alacağım burada. Wolfsburg'la Union Berlin karşılaşması günün en güzel maçlarından bir tanesi açıkçası. Yüksek orandan yakalama ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ben burada açıkçası Wolfsburg tarafındayım. Union Berlin bir mücadele oynadı. 3-3 berabere kaldı. Burada olası bir rotasyon da yapabilir. Çünkü Avrupa'ya da bir yerden önem veriyor. Çünkü ligde zaten yaptığı puan kayıpları şampiyonluktan bir nevi etti gibi bir şey diyelim. Yani Dortmund'la Bayern arasında geçmeye başladı kendi bileceği işte tabii ki de Avrupa'da da bir maçı olduğundan dolayı ve 3-3'lük bir karşılaşma oynadı. Deplasmana gidecekler Belçika'ya. Bosburg'un burada Berlin kalesine gol atması bence idealdir. Ama şöyle bir beklentim var. Mücadele genelinde 2-3 gol beklentim var. Ve bu 2-3 gol beklentim 1.78 gibi orana tabi arkadaşlar. 1.78 gibi oranı var fakat ben dediğim gibi Bosrup tarafından da bir sürpriz çıkarsa da şaşırmayacağım maçlardan dolayı. 1-1, 2-1 2-0 Wolfsburg tarafında. Yani mücadelede biraz 2-3 gol bandında kaldım. Sisteme 2-3 gol olarak alıp atabilirsiniz bence. Değerlendirilmeye müsait bir maç. Son mücadelem Marsilya ile Strasbourg mücadelesi. Bu mücadeleyi de şu şekilde değerlendirme altına aldım. Ee, Marsilya'nın zaten baskılı bir oyunu var. Marsilya'nın zaten herhangi bir yerde bir mücadele de kalmadı. Strasbourg'da oynayacaklar kendi evinde bir korner mücadelesi olarak değerlendirdim. Fakat bu korneri nasıl değerlendirdim arkadaşlar? İlk yarıda en çok korneri bence Marsilya kullanır diye düşünüyorum. Çünkü kanatları kullanan bir ekip kanatları kullandığı için korner bir fazla çıkıyor. O yüzden burada da ben en çok korneri ilk yarıda Marsilya alır. İdeal bir oran olacaktır. Henüz daha açılmamış. Yarın açılacaktır. Değerlendirecek herkese de bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi de geçiyorum. Toplamda 9 adet mücadele anlattım. 9 dakikada 9 maç. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.